Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun iyiyiz çok şükür. İneklerimi sağdım ama yelkilerini vermedim henüz çünkü sıcakta yayılmıyorlar diye. Eşim çıkarmadı henüz. En iyisi dedim yemeğin bari yapayım çünkü öbür türlü olunca yetişmiyor benim için sıkıntılı oluyor. O yüzden artık yemeğimi yaptıktan sonra bir ara girip yeğilerini vereceğim. Eşim hazırlıyor şu an yeğilerini. Malzeme listemi sayayım. Önce ne yaptığımı söyleyeyim isterseniz. Ben bugün sizlere tavuk İskender yapacağım. Bol tereyağlı. Malzeme listemi sayın isterseniz. Şöyle yarım kilodan fazla tavuk göğsüm var. Bolcam kendi ineklerimin sütünden tereyağım var. Rendelenmiş bir kase domatesim var. Biber salçası ile domates salçası karışık. Şöyle kırmızı pul biberim var. Yoğurdum var, keseme koydum, süzüyor. Bir tane de bayat pidem var. Artık etimi doğramaya başlayayım. Eğer yapmak isterseniz tavuk etiniz veya kırmızı etiniz buzlu olursa sizin için doğraması daha kolay olur. Çünkü yumuşak et her zaman zor doğranıyor. Yaprak döner şeklinde incecik. Birazdan yine kalınlığını da yakından göstereceğim. Şöyle göstereyim. Evinizde muhakkak bayat pideniz vardır. Fazla bir malzeme yok gördüğünüz gibi. Tavuk göğsü, tereyağı, salça, domates evde bulunuyor. Yoğurt aynı şekilde. İlk yaptığımda çok beğendik biz bunu. Gerçekten de çok güzel oluyor. Yapmak isterseniz ısrarla tavsiye ederim sizlere de. O tereyağının güzel kokusu, salçanın yağda kavrulması. Her zaman söylüyorum, beğenmedim tarifleri sizlere göstermem. Önce ben kendim içime sinecek, sonra yapacağım. Neyse ben şu etlerimi doğrayayım. Ondan sonra kaldığım yerden devam edeyim. Çünkü biraz uğraştıracak. Şöyle tavalarımın altını yaktım. Birazcık çiçek yağı koydum içlerine. Şöyle biraz da tereyağı. Aynı şekilde bu tavamada. Burada pidelerimi biraz kızartacağım tereyağında. Burada da tavuk göğsümü. Şöyle yağım erisin. Birazcık etim kaldı doğranacak. Ben de bu arada onu doğrayayım. Yağım kızana kadar dedim. Hepsini doğramadım. Yağım kızdı. Şöyle tavuk göğsünü ilave ediyorum. Karşıdan da yanımdan. Bu tavanın da altını kastım. Çünkü pidelerim daha doğranacak. Yağım kızdı. Altını kapattım. Şöyle pidelerimi de küçük küçük küp küp doğrayacağım. Tavamın da ağzını kapattım. Etlerim de yavaş yavaş kavruluyor bakalım. Şöyle şu büyüklük ideal gibi görünüyor bakalım. Şöyle tavamı alayım. Hepsini bir atayım tavama. Birazcık altın da kası. Etini şu an çevirince en azından yanmasın. Bunun yanına çorbaya bile gerek yok ama Ramazan olduğu için yaparım diye düşünüyorum. Benim için sorun değil de eşim çok seviyor Ramazan'da tahtana çorbasını.
Ben de seviyorum ama böyle güzel yemek olunca aramıyorum daha doğrusu. Tavamın altını yaktım. Artık pidelerimi kızarmış tereyağımı ilave edeceğim. Şöyle büyük olanlarını almak istiyorum. Bayağı büyük olmuş onlar. Ya da iyice kesilmemiş. Şöyle bir yandan karıştırayım. Bir yandan da şu büyük olanları küçükken hemen. Büyük değil aslında, kesilmemiş. Yarısı kesilmiş, yarısı kalmış. Şu etini de bir karıştırayım bakalım. Kapağımı koyayım. Şöyle indirirsem dağınık görünce. Biraz pişsin. Biraz daha tuz ilave edeceğim. Şöyle şu yaprakların ayrılmasını istiyorum. Piştikçe zaten bırakıyor kendini. Şöyle birazcık altını açayım. Bir yandan da şöyle çevireyim. Bunları ben çok kurutmayacağım. Çok da yumuşak olmayacak. Tam kıvamında bu yağda biraz kızartacağım. İstediğim kıvama gelene kadar. Tavalarımın yerini değiştirdim. Şöyle yakından göstermek istiyorum ekmeklerimi çevirirken kızartırken. Çok az bir tavamda yağım kaldı. Pideler yağımı bayağı bir sordular. İçine aldılar daha doğrusu. Şöyle birazcık altını kasayım. Sine sine kavrulsunlar. Dediğim gibi çok kuru olmayacak. Çok yumuşak da olmayacak. 1-2 dakika daha kavursam yeterli. Şöyle altını açayım. Kendi suyuyla bu pişecek. Hiç su katmayacağım. Zaten etim sulandı. Yağıyla, suyuyla, tereyağında mis gibi. Ekmeklerimi kızarttım. İstediğim kıvama geldi. Şöyle kenara alayım. Tavamda öbür çaprazını aldım. Çünkü burada küçük yerden salçalı sos hazırlayacağım. Tereyağımı tavama koydum gördüğünüz gibi. Tereyağım eriyecek. Ondan sonra pul biberimi ilave edeceğim. Sıralamayı sayayım. Sonra salçam, en sonunda domates rendemi. Birazcık da su ilave edebilirim. Şöyle yağım erisin bakalım. İskender'in yanına ne salatası etsem diye düşünüyorum. Soğan salatası da güzel olur. Domates salatası da. Bilmiyorum bakalım artık. Ya ikisini de yaparım. Ya sade domates salatası. Duruma göre bakalım. Yağım kızdı. Şöyle birazcık köpürsün, bu güzel koku yayılsın. Yarım kızardı artık. Şöyle bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberimi ilave ediyorum. Birazcık daha. Bu
Havuç olunca yemekler daha bir güzel kokuyor. Şöyle birazcık kavrulsun, ondan sonra salçamı ilave edeceğim. Biraz da salçamla kavrulacak. Salça kokusu gidene kadar. Ondan sonra domates rendesini ilave edeceğim. Tuza gerek yok çünkü el salçası olduğundan tuzlu, hazır salçası tuz isterdi. Tereyağı da tuzlu zaten. Sırada makas rendeni de yanına alayım. İlave edebilirim. Şöyle altını kasayım, sıçramasın. Yavaş yavaş. Şu an altını açabilirim. Bir 5 dakika böyle bu küsülecek salçasıyla, domatesiyle. Ondan sonra birazcık su ilave edebilirim. Bu arada ben etimin tuzunu ilave edeyim. Tereyağlı domatesli salçalı sosum kavruldu. Şöyle birazcık sıcak su ilave edeceğim. Şöyle biraz daha ilave edeyim. Hepsini kattım. Bir 2-3 dakikada böyle kaynayacak. Ondan sonra altını kapatacağım. Etim de burada yavaş yavaş oluyor. Bir 10 dakika sonra aşağı ineceğim. Hayvanlarımın dediği gibi yeğilerini vermedim. Yemlerini, samanlarını. Hem bunları vereyim. Bakarım duruma göre hoşuma giderse, güzel manzara yakalarsam belki dışarıda çayırda biraz inekleri çekerim. Duruma göre bakalım. Sizin hoşunuza gittikçe benim de hoşuma gidiyor böyle videolar. Gerçekten de yeşil çok güzel görünüyor. Hayvanları öyle izlerken benim bile hoşuma gidiyor. Neyse arkadaşlar, ben aşağı ineyim. Yeğilerimi verdikten sonra kaldığım yerden aşağıda devam edeyim. Elimden geldiğince video çekmeye çalışayım bakalım. Sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, aşağı indim. Gördüğünüz gibi eşim ineklerimizi çeviriyor mobiletle. Manzara çok güzel görünüyor. Gün de batıyor bu arada. Köpek yavruları vardı, onları çekecektim de onlar da gidiyorlar, bakalım. Burada da komşularımızın inekleri var. Şöyle ekranı birazcık yakınlaştırayım isterseniz. Yakından daha güzel görünüyor. Kaz, Vivi gördüğünüz gibi yok. Akşam oldu mu hepsi evine gidiyorlar. Sadece hayvanlarımız var, ineklerimiz var çayırda. Şöyle ekranı yavaşça çevireyim. Burada da gene komşularımızın inekleri var. Onlar da yayılıyorlar. Gördüğünüz gibi. Serinlikte daha güzel yayılır hayvanlar. Sıcakta yayılmazlar. Onlar da insan gibi. Şu an serin bir hava var. Akşam serinliği, çok güzel havanın ısısı, sıcaklığı, ne sıcak ne soğuk. Maşallah ne kadar güzel yayılıyorlar, şunlara bakın. Ekranı biraz daha yakınlaştıralım isterseniz. Eşim de traktörümüzü avlumuza koyuyor. Artık küçükler de öğrendi yayılmaya yavaş yavaş. Eşim de çiftten geldi. Pullu koyacak herhalde. Şöyle ekranı çevireyim.
Evet, pumpayı indirecek. Motorumuzu içeri koyacak. Neyse arkadaşlar, ben mallarıma bakayım, yukarı diyorum. Mallarıma bakmadan çıkamam. Yeğilerini vereyim. Büyük damın yeğilerini eşim vermiş ama küçük damın yeğileri verilecek. İneklerimiz uzağa gittiği için verememiş. Sonra yukarı çıktıktan sonra kaldığım yerden devam edeyim artık. Elimden geldiğince bu güzel manzarayı sizlere sık sık göstermeye çalışıyorum. Biraz kısa tutuyorum olabilir ama fazla ağzım laf yapmıyor, her zaman söylüyorum. Konuşmadan da olmuyor. İlla bir şeyler söylemek zorundayım. Hadi 3 dakika oldu bakalım bu arada. Artık yukarıda tekrar görüşmek üzere. Yukarı çıktım. Şöyle tavuğuma biraz tereyağı kattım. Birazcık sıvı yağ, biraz da salça. Hepsi kavruldu. Şöyle suyumu ilave ediyorum. Tarhana çorbası yapacağım. Hemen çok fazla yapmayacağım. Taze tarhanam vardı. Şöyle yeterli. Bir yandan da salatamı yapacağım. Bunu karıştırayım. Şöyle birazcık daha su ilave edeyim. Şöyle 3 tane hazır künefem var. Çorban pişene kadar da ben de bunları fırın ocağımda hemen kızartayım. Ben de bu arada salatamı yapayım, şerbetimi hazırlayayım. Çorbamın altını kapattım. Şöyle domateslerimin kabuklarını soyacağım. Hemen salatamı yapacağım. Kabuğu da kalın, içi de sert oluyor. İşte bu sera domateslerinin. Bu arada da suyu sıçradı bakalım. Şöyle şu yarım alırsam. Doğrarken bile kazık gibi. Gene de anlıyor işte. Hem zararlı hem lezzeti yok ama gene de anlıyor. Almasak iyiydi. Artık bugün yarım fidanlarımızı dikeriz. Mayıs ayı girdi mi bizim burada fidanlarımız aşılanıyor. Mayıs'ta başlıyoruz dikmeye. Ne zaman yiyoruz? Temmuz gibi, Ağustos gibi anca yiyoruz. Anca gelişiyor. Künefelerim kızardı. Artık şerbetini dökeceğim. Şerbetimde bir su bardağı su, bir su bardağı şeker. Künefelerim sıcak, şerbetim ılık. Şöyle artık üzerlerine gezdireceğim. Servise de geçeceğim artık. Servis tavuklarını mikrodalgaya koydum ısınsın diye. Pidelerimi de aynı şekilde. Şöyle bolca şerbetimden gezdireyim. Künefe sevmeyen yoktur herhalde. Tavuğumun da altını yaptım. İskenderimin o ısınıyor. Aynı şekilde domatesli sosum da ısınıyor. Şöyle kenarı alayım. Burada ekstradan tereyağı kızarttım. Şöyle çevireyim ekranı. Tavuğumun da altını kapatayım. Ezana bu arada bir 5 dakika var. Artık servise geçeceğim. Tabakları mikrodalgadan çıkarayım. Servise başlayayım. Artık sıra geldi işin en güzel kısmına. Şöyle ısınmış pidelerimi. Biraz sıcak ama
servis tabağıma alıyorum. Şöyle yeterli bakalım. Benim elim biraz ısıya dayanıklıdır. Bana yengem sen nasıl tutuyorsun tabağı der veya bir kızgın maşa olsun. Ne olursa olsun. Elim ısıya dayanıklı. Herhalde elim biraz kalın. Şöyle tavuğumu da karıştırayım bir. Şöyle yakından göstereyim isterseniz. Yoğurdumu da keseden çıkardım. Pidelerimin üzerine, tereyağlı pidelerimin üzerine bolca gezdireceğim. Şöyle yeterli bakalım. Tabağımı da elim alayım. Tavuk iskenderimi de üzerine. Şöyle onu da gezdirdim. Ekstradan tereyağı kızarttım. Lezzetine biraz daha lezzet katsın diye. Şöyle bolcam da tereyağımdan tavuğumun üzerine gezdirdim. Sıra geldi domates sosuma. Bolcam da üzerine bundan. Tek kelimeyle harika oldu. Şöyle bunu zinime alıp öbür tabağımı hazırlayayım. Şöyle pidelerimi koydum. Aynı şekilde üzerine yoğurdumu. Yoğurt hem lezzet verecek hem pidelerimi biraz yumuşatacak. O yüzden pidelerimin üzerine yoğurdumu döküyorum. Şöyle yeterli. Şöyle uçtuğu ayarlayayım ki. Yine tereyağımdan. Şimdi yukarı çıkıyor. İneklerimizi bağladı. Bol kalorili oldu. Yine domatesli salçalı sosundan. Bu şekilde devam edin. Soframa yakından gösterim artık. Öbür tabağımı da hazırladıktan sonra şöyle yakından göstermiş oldum. Sofram hazır. Her zaman olduğu gibi yakından göstereyim. Tarhana çorbalarım. Bol tereyağlı, yoğurtlu, salçalı, domates soslu İskenderim. Nefis görünüyor gerçekten de. Künefem, domates salatam,
Aynı şekilde burada da İskender'im. Oğlum henüz gelmedi daha bakalım işten. Onunkini hazırlamadım. Bugünkü akşam menümüzde böyleydi arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna lütfen basmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bol bol güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dileyim.